Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Ordu'ya çeşitli programlara katılmak üzere gelecek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ziyaretiyle ilgili konuştu. Sanki biraz geç oldu tabii. Oda binasının yapımı uzun bir süreç aldı. 3 yılı buldu neredeyse. Biraz da zaman fukaralı oldu. Başkanın zamanı olmadı, benim oldu. Benim oldu, başkanın olmadı. En son işte bölgeyi ziyaret ederken odamızı da ziyaret edecekler. Hisarcıklıoğlu'nun Samsun'da başlayacağı turun Ordu ve Giresun'da sonlanacağını dile getiren Şahin, Genel Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın hizmet binasını açacağını kaydetti. Samsun'dan Giresun'a kadar bölgedeki bütün oda ve borçlar ziyaret edecekler. Sadece Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Ordu Ticaret Borsası değil, bölgedeki bütün oda ve borçları ziyaret edecekler. Odamızın da uzun zamandır açılış yapılmamıştı. Binamızın da açılışı yapılacak. İnşallah odanın açılışı üyelerimize, ordumuza, milletimize hayırlı olur. Şahin, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nin yapım çalışmaları süren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışının daha sonraki zamana bırakıldığını aktardı. Okul daha çevre düzeni bitmediği için daha sonra bir açılış. Zaten bu açılış uzun bir süredir yapılmayan bir açılıştı. Hatta biz fazla vergi veren üyelerimize plaket de verecektik. Uzun bir süreç olmadığı için bir gün orada kalması gerekiyor ya da o akşam kalması gerekiyor. Üyelerimizin yemek vermemiz gerekiyordu. Evet. Böyle bir zamanımız olmadığı için o da okulun açılışı daha sonraya bıraktık. O kapsamda hem üyelerimize bir yemek, hem üyelerimize istişare yapacağız, hem de fazla ihracat yapan üyelerimize, fazla vergi veren üyelerimize onur belgesi vermek isterdik. İnşallah ilk 6 ay içinde bunu yapacağız. Şahin, Hisarcıklıoğlu'nun gerçekleştireceği ziyaretlerin oda başkanlarına seçim öncesi destek mesajı anlamına mı geliyor sorusunaysa şu yanıtı verdi. O, onun meselesi yani, onu bilemiyorum yani, kendi açısından olabilir olmayabilir, ona bir şey diyemem, o kendi yorumu onun. Ama genelde Rıfat Bey dolaşıyor Türkiye'deki en küçük odaya bile, en küçük işte Van'ın en küçük kasabasında bir odaya, ilindeki odaya, ilçesinde bir odaya bile gidiyor. Rıfat Bey çok gezen birisi. Yani Ordu zaten 30 büyük ilden bir tanesi, orada gelmesi gayet normal 3 yıl içinde. İlk defa geliyor.